Sayın Bakan, özellikle bütün hayatı allak bullak etti. Böyle normal kavramları değişti. Yeni normal deniyor. Ve bu yeni normale bütün dünya, Türkiye'deki kurumlar, ki Türkiye'deki kurumların dünyadaki birçok ülkeye göre çok daha başarılı ve hızlı bir uyum süreci yaşadığına tanıklık ediyorum ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak. Lütfen siz de ulaştırma ve altyapı alanındaki çalışmalarda pandemi süreci nasıl etkiledi, bizi nasıl etkilemekte ve yeni normal diye ifade siz ne şekilde yorumluyorsunuz? Hakan Bey, biz bu Covid pandemi süreci, salgın süreci başladığı günden bu tarafa şantiyelerimizde, yani bizim aşağı yukarı 4000 küsur şantiyemiz var. Yani Türkiye'nin her noktasında mutlaka bir işimiz var. Kara, hava, deniz, demiryolu. Buradaki şantiyelerimiz hiçbir kapanmadı. Bütün güvenlikleri, tedbirlerimizi aldık. Maske, mesafe, hijyen. Şantiyelerimize güvenliklerimizi aldık. İzole alanlar yarattık. Hatta kendi karantinaları kendi içinde oluşturdular. O yüzden başarılı bir süreç geçirdik pandemi sürecinde. Yani işlerimizin hiçbiri durmadı. Yani bir tarafta biliyorsunuz, hatta şu sokağa çıkma yasakları olduğu günlerde biz İstanbul'da Gayrettepe'de yerin 70 metre altında tünel ışık gördüğü töreni yaptık. Bir hafta sonrasında gittik Çanakkale'ye, orada yerin 70 metre altında, orada yerin 318 metre yukarısında tören yaptık. Yani böyle teknolojik işler yaptık. Bunlar ülkemize yakışır projeler. Bir taraftan Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. Çanakkale Köprüsü 2,5 milyar euroluk bir iş. Şu anda devam ediyor. Dünyanın orta açıklıklı en geniş köprüsü. Köprü ayakları, çelik kule ayakları, dünyanın en yüksek çelik kule ayakları 318 metre. Yani 3. ayın 18 Mart isim geliyor. Bunları tabii yaparken ülkemizin böyle irili ufaklı o kadar şey ki, Çanakkale'de bu kadar büyük teknoloji köprü yaparken ülkemizin başka bilinmeyen noktalarında da o kadar teknolojik işler yapıyoruz ki. Mesela en şeyi, geçen hafta biz Cizre'ye gittik. Cizre Şırnak'tan o Cüdi Dağları'nın altını tünellerle delmişiz. Oradan Şırnak'a gittik. Şırnak'tan Eruha geçtik. Eruha'dan Siirt'e. Siirt'te Zarova Köprüsü var. Yani öyle mühendislik açısından öyle önemli eserler ki, bunları ülkemizin bütün noktalarında yapıyoruz. Mesela bir de ya 11 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız. Pervari'de, Siirt Pervari'de. Cumhurbaşkanımızın ülkemize, bizlere verdiği vizyonun sayesinde oluyor bunlar. Ya bunlar mali değerinde o kadar yüksek işler ki, ama bunlar hizmet noktasında. Bir de şu önemli olan, biz hep şey diyoruz, ulaştırma ve altyapı yatırımları bir akarsu gibidir. Yani gittikleri yere yaşam getiriyor, canlılık getiriyor, istihdam getiriyor, üretim getiriyor ve de katkı bulunuyor. Yani bunları bir tek yol projesi, demir yol projesi olarak görmemek lazım.